Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Bu video yayınlandığında 2023 yılının son günü olacak. 31 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanacak bu videoda sizlere bir teşekkür etmek istedim ve biraz sohbet etmek istedim. Aslında YouTube kanalım birkaç yıldır aktif olsa da tek tük Instagram'da yaptığım canlı yayınları vesaire yüklüyordum. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir karar aldım. Dedim ki 2023 yılında her hafta veya en kötü ihtimalle 2 haftada bir video paylaşmaya gayret göstereceğim demiştim. Baktığımızda 2023 yılında 35 tane video sizler için hazırlamışım. Fena bir oran değil, ortalama 10 günde bir videoya denk gelir. Özellikle yılın ikinci yarısında her hafta pazar günü sizlere bir video paylaşmaya çalıştım. Ve baktığımızda 1 Ocak 2023 tarihinde sadece 2468 abonemiz varken geldiğimiz noktada bu videoyu çektiğim 25 Aralık tarihinde 11.400'e yakın aboneye ulaşmış olduk. Bir yılda 10.000 kişi abone sayımızı artırmış olduk. Aslında ben niteliğe daha çok önem veren birisiyim. Nicelik benim için çok önemli değil. Özellikle her videomun altına yaptığınız beni en çok motive eden şeylerin başında geliyor. Bunun yanında yapıcı eleştirilerinize de dikkat etmeye gayret gösteriyorum ve ona yönelik videolarda da gelişim kaydettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle teknik anlamda da sizlere daha kaliteli içerikler sunmaya gayret gösteriyorum. Bir yıl önce paylaştığımız videoların ses ve görüntü kalitesiyle şimdi paylaştığımız videoların ses ve görüntü kalitesi arasında dağlar kadar fark var. Ve sizden gelen beni motive eden yorumlarla birlikte de ilerleyen dönemde çok daha kaliteli bir şekilde ve çok daha farklı içeriklerle paylaşımlarıma devam etmeyi amaçlıyorum. Bu yıl bizler için zorlu geçti. Özellikle Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmamasını diliyorum. Ancak ondan sonra da özellikle dünyada, Filistin'de, Gazze'de meydana gelen acılar, acı çeken çocuklar, insanlar hepimizi üzmeye, derinden yaralamaya maalesef devam ediyor. Yine özellikle bu hafta gelen şehit haberleriyle birlikte tekrar yüreğimiz dağlandı. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyor ve bir daha yaşanmamasını yine temenni ediyorum. 2024 umuyorum ki hepimize çok daha iyi gelsin. Hem ülkemiz için hem dünya için sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Şimdiye kadar tüm izleyen takipçilerime, Instagram'dan beni takip edenlere, kitabımı 10. baskıya kadar gelmesine vesile olan tüm okuyucularıma, beni diğer podcast platformlarından takip eden dinleyicilerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın istatistiklerine şöyle bir bakacak olursak, bakın 358 bin görüntülenme almışız bu yıl ve bunun %80'lik kısmı tabii ki de Türkiye'den gelmiş. Onu %4.6 ile Almanya ve %4.2 ile de Azerbaycan takip ediyor. Sonrasında ise Hollanda, Fransa, ABD gibi farklı ülkelerde küçük oranda olmakla birlikte özellikle kardeş ülke Azerbaycan'dan çok takipçim var. Onlara buradan selamlarımı iletiyorum. Güzel bir yıl diliyorum. Yine Avrupa'da yaşayan, diğer ülkelerde yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ciddi bir şekilde videolarımı takip ediyor. Onlara da buradan kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Yine izleyicilerimizin yaş dağılımına bakacak olursak, bakın önemli bir kısmı 45 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. 13-17 yaş neredeyse sıfır. Sağlıklı yaşamla hiç ilgileri yok diyebiliriz. 18-24 yaşta %5'lik kısmı oluşturuyor. Dolayısıyla buradan izleyicilerimizin özellikle 45 yaş ve üzeri olduğunu görüyoruz. Yine kadınlar ön planda, kanalımızın %53'ünü kadın izleyicilerimiz oluşturuyor. Ve en can sıkıcı istatistiklerden bir tanesi, kanalımızdaki 358 bin görüntülenmenin %82'si abone olmayanlar tarafından izleniyor. Sadece %17'lik izlenme aboneler tarafından izleniyor. Bu %82 izleyip abone olmayanlara da buradan teessüflerimi iletiyorum. Evet, 2024'te kendi adımıza neler yapabiliriz? Ben özellikle 2024'teki hedeflerimden bir tanesi videolarıma devam edebilmek, sizlere yeni bir kitap sunabilmek, sizlerin hayatına değer katacak paylaşımlara devam edebilmek ve tabii ki de en başta sağlık, huzur ve mutluluk 2024 dileklerim arasında yer alıyor. Sizler de 2024'te bu kanaldan takip ettiğiniz bilgileri hayatınıza adapte etmeniz yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi olsun. Tabii ki de bu kanalda birçok konudan bahsediyoruz ama kanalın temel dinamiği özellikle gıda takviyelerinin akılcı ve bilimsel temelde kullanımı ve insan metabolizmasının sırları, insan metabolizmasının trik noktalarından bahsetmeye çalışıyorum. Optimal kan değerlerimiz ne olmalı? Vücut depolarımız boşaldığında bunlar nasıl yerine konulabilir? Özel durumlarda hangi gıda takviyeleri hayata dahil edilebilir gibi konularla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kitabımda da anlattığım üzere düzey takibiyle kullanılması gereken takviyeler nelerdi? Örneğin B12 deponuz boşsa, folik asit deponuz boşsa, D vitamin deponuz boşsa, demir deponuz boşsa 2024 hedeflerinizden bir tanesi bunları doldurmak olsun. Yine sürekli hayatımızda olması gereken omega 3, magnezyum, D vitamini, K2 vitamini gibi vitaminler hep hayatımızın bir köşesinde olması yine kendi adınıza yapabileceğiniz şeylerin başında geliyor.
ve sonrasında da özel bir hastalık durumunuz varsa veya vücudunuzda herhangi bir problem söz konusuysa buna yönelik gıda takviyelerinin, yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenme alışkanlıklarının hayata dahil edilmesi de 2024 hedeflerinizde kesinlikle yer alması gerekiyor. Ben şimdiden tüm izleyicilerime, takipçilerime huzur, mutluluk, sağlık, başarı ve güzel bir yıl olmasını diliyorum. Gelecek sene yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.